Bahar yine bir şeyler peşinde anlaşılan. Rabia'yı odaya kilitlerken diğer kızlarımız backstage'deki yerlerini almış bile. Kolay gelsin kızlar. Teşekkürler. Bugün backstage'de 5 kişi mi olacaksınız? Bahar'la Rabia yok. Nerede olduklarını bilmiyor musunuz? Her zaman geç kaldığı için buraya da geç kalmıştır. Olabilir. Evet, Bahar yine ne edip durum sen? Ne işler çeviriyor? Seni beklemek zorunda mıyız biz gı? Rabia nerede? Bak. Ne yaptın kıza? Ne yaptın Rabia? Sana sormalı Bahar. Bir ben buradan kalkmak istiyorum. Ben geldim. Ay Rabia yok, gelmemiş Rabia. Ben şuraya geçiyorum. Sen bir şeyler yaptın kesin. Ay, ben biliyorum. Geç kaldı demek ki. Tek geç kalan ben değilim. Bakalım Rabia odadan çıkabilmiş mi? Bahar! Ya açın şu kapıyı ya! Böyle bir şey hakkın yok senin. Kimse yok mu? Ya geç kalacağım, aç şu kapıyı. Kimse yok mu? Kızlar biriniz gidip Rabia'ya bakabilir misiniz? Kalk yerimden, kalk canım. Bahar bak kafam çok atık. Seninle kavga etmek anlamadım. İstemiyorum. Ne meraklıymışsınız yerimi doldurmaya tamam çalışmaya. Sakin duruyorum. Kalk hayatım. Sen oraya tapuladın herhalde. Kalk yoksa sonu Rabia gibi olur. Ay. Ne yaptın ki Rabia'ya Bahar? Ay ne yaptın? Ne yaptın? Bilmiyorum, sana sormalı. Yo, geç kaldı işte. Bu gene ne bilmiyorum ben ya. Sabahları iş çevirip duru ben ona. Ne sen bilmiyorum. Rabia'yı ikide bir sıra Rabia'ya çağırıp duruyoruz. Nerede bu bilmiyorum. Kesin bir şeyler etmiş olabilir. Belki de lavabodu bilmiyorum. Rabia! Anne, Rabia! Kim? Rabia! Kapı kilitli. Ne oldu? Kapıyı açar mısın? Kim yaptı sana bunu? Kesin Bahar'ın işi değil mi? Sen neden ağlıyorsun böyle ya? Bahar odaya kilitledi. Çok kötü olmuşsun. Gel gel. Ben seni ağladım. Dayanamam ama böyle ya. Gel. Gel. Nerede o? Gel. Ben ona şimdi soru vereceğim. Gününü göstereceğim. Gel sen. Gel gözünü yıkayalım. Bir gel bir. Neden kilitledi seni? Odaya ne zoru varmış? Bir daha konuşmayacaksın onunla. Soracağım. Teyyareye de bindireceğim ben onu. Görür o gününü. Bahar! Sen neden kilitliyorsun bunu? Yo, bir şey var bunun altında. Bana özeniyor. Bence sanırım Bahar bayrağı Rabia'ya devretmiş. Rabia'yı haftalardır tanırım. Hiç de öyle geç kalmaz. Sen kesin bir şey yapmışsındır. Ya koca Özle. Zaten gözümden ne dedem geliyor sana bakınca. Yüz hatlarınız çok benziyor. Bir dur ne olur bir koca Özle. Bir kere de bir şey bir yorum yapma ya. Koca Özle ne Allah için Bahar? Dedem. Dedişkom. Ne Rabia'sı? Siz gülmeye devam ettikçe o da böyle saçmalıklara devam edecek. Gülüp gülmeyeceğimizin de bir şeyini senden aldım. Ya gülmeyecek mi diyeyim? Ya of yani ya. Şakaların en çok prencereli oldu. Kendisi az önce dedi ki dün o 2000 TL'lik muhabbeti rezil olmak için yaptım zaten dedi daha başlamadan önce. Bunu da rezil olmak için yapıyorsun büyük ihtimal gündeme gelmek için. Hayatım rezil olmak demişken Ceren'cim senden bahseden olmadı. Rabia'ya ne sen yaptın? De taktın Rabia'ya ya. Merak ettim ama bir şey yapmış yani. Gelip. Allah yoksa Allah. Rabia'ya bir şey mi yaptın? Sen yapmışsın belli. Ben burada oturuyordum ne yapabilirim? Bir dakika Rabia'nın sesi geliyordu. Kızlar Özde kesin bir şey yaptı. Nerede o? Ne yapıyorsun sen? Bahar net ne yap da kilitliyorsun beni odaya? Senin öyle bir hakkın var mı? Bir ben kalk yerimden. Ne demek kalk yerimden? Konu o mu ya? Beni odaya kilitli saniye. Geç kalabilirim. Bir sürü sıkıntı yaşayabilirim. Panik hata bulabilirsen beni ne haklı odaya kilitliyorsun? Ben kilitlemeseydim sen beni kilitleyecektin. Allah Allah kim söyledi bunu? Evet anladım. Ne anladığına göre mi yaptın? Bundan sonra burada korkacağım baş kişi benim. Anladın mı? Bu yaptın. Böyle... Senin bana yaptıklarını... Ben sana ne yaptım? Sürekli bağırıyorsun kulağımın dibinde. Bu yaptın. Cezasız kalmayacak seninle sürekli bağırma böyle bağırıp duracağım. Odaya kilitledin beni. Bu kız sürekli orada ağlayıp duruyordu. Bir şey gelse başına ne olacak? Sen karışma. Niye karışıyormuşum? Oyun yapma burada. Bunun cezasını senin var ya hangi odalara kilitleyeceğim? Eve verdiklerine bağırmayın. Ben sen bu
bir cezası olmalı. Ya şaka mısın sen ya? Ay Bahar hiç yaratıcı değilsin. Geçen sezon da aynı şeyi yapmışlardı. Şaka mısın sen? Keşke başka bir şey bulsaydın. Şu an sana hiçbir şey söylemiyorum ama bundan sonra var ya her arkana baktığında dikkatli bak çünkü çok kötü şeyler olacak. Bundan sonra ben de seninle konuşmayacağım. Sen neden bu kıza böyle bir şeyler yaptın hiç anlamadım. Sen de bundan sonra iki kelam etmeyeceksin. Haberin olsun. Ben ağla sana insanlık olsun. Ağla bağırma zamanı şu an ağla. Ben sana insanlık olsun diye konuştum ama sana yaramaz. Ne yani siz daha önce kimse kapıda kitlemedin. Kitlemedin. Ya kitliyorsun. Ya başka bir kapıya kitlemedin. Kim kapıya kitlemedin sen diye. Kim kapıya kitlemedin sen diye. Aynı anda kapıyı şişirmeyin ha. Sen de mi konuşuyorsun? Geçmiş olacak insan arıyorsun. Otur yerine. Sana mı soracağım oturup oturacağım ha? Sen ona soruyorsun ya konuşma. Sana mı soracağım ayakta? Bıdı bıdı bıdı. Yeter ayakta yalan işte. Bağırırsanız ben de bağırırım. Rabia ile kendi arasını halletsin. Geçmiş oraya yok seninle konuşmayacağım. Yok oraya ben. Yeter be. Şuna bak günden beri sesimi çıkarmıyorum diye. Yeter artık otur yerine beni çıldırtma ha. Sen bu ses sonuna azıcık bir düşürsen olacak yani. Hiç düşüremem. Niye düşüremem? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bağırmayın artık. Otur orada. Otur orada. Korktuğun için yer değiştirmek istedim. Ya bir dakika sus. Ya bağır durma sesini sen bana. Niye bağırıyorsun sen bana bir kere? Canım bağırmak istiyor. Sesimi bile ölçelim sana da. Sen de korkma orada otur yerinde. Yer değiştirmek istiyorsun korkuna otur kimse ya konuşmaz. Ya bu nasıl ben herkes patron olmuş parmağında oynatıyorum. Oo canıma değsin patron oldu oynama. Bık 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 gelmiş dünden beri çenen susmadı yeter artık gel. Bahar'ın da sesi kesildi. Öyle gülüyor ne diyorsun da? He? Senin o iyi olmayan sesini daha fazla kulaklarımda duymak istemiyorum. Zaten özlerim de başı ağrıyor benim de başım ağrıyor. Evet ne olur yeter artık. Sen beni bu evde her zaman hiç sesini duymak zorunda bu evde seni susturamayacak kimse yok. Sadece çirkinleşmek istemedikleri için şu an konuşmuyorlar. Emin ol buna. Aynen Ceren yani aynen. Çok çirkin sen gözüküyorsun gerçekten böyle dır 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 dır. Ya bir aynada kendine baksana sen partişirken. Sen kendine aynaya bak. İki saattir şu an seni izliyorum. Çok kötü gözüküyorsun. Ceren bir şey söyleyeceğim. Sen de bize laf yetiştirmeye çalışırken aynen evet, böyle görünüyorsun. Evet ben öyle gözüktüğüm için zaten kendimi frenledim. Bence frenlemesi gereken bir benmiş şu an onu anladım. Yok frenlemedin sadece bir şey söyleyemedin. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok itici duruyorsun ya. Ben size laf yetiştireceğim. Burada partilerini izledim. Bunları mı soruyorsun bana? Yok mu? Benimle konuşma. Ay pudra yokmuş bir bon bunda. Sende var mı? Rabia nereye kilitledi Bahar seni? Niye bu kadar korktun? Korkma. Niye bu kadar korktum? Seni kilitlesin bakalım odaya sen niye bu kadar korkuyorsun? Ne bu tepkisizliğin ya? Bir de kalkmışsın orada Ayşegül'e laf ediyorsun. Kırmızı bir şey vardı. Ben niye Ayşegül, bu kadar ağladığını anlamıyorum şu an. Şimdi seninle de kavga etmeyeyim. Ayşegül'ün çenesinden artık dünden beri susmadı, sinirimi bozdu. Ben sana olan duruma bir şey demedim farkındaysan. O verilmesi gereken tepkiyi veriyor İkinizin bari. İkinizin arasındaki meseleye üçüncüye laf düşmüyor kusura bakma. Allah Allah normalde her mevzuyu üçüncü olarak girmeyeceksin. Bağırma. Normalde her mevzuyu üçüncü olarak giriyorsun. Şimdi mi girmeyeceksin Tutku? Bağırma. Bahar Rabia'yı odaya neden kilitlediğinin cevabını jüri üyelerimizin karşısında vermeye hazırlansan iyi olur. Kızlar, sizle tartışmanıza ara verip bir an önce hazırlıklarınızı tamamlasanız iyi olur. Günün finaline makyajsız çıkmak istemezsiniz sanırım. Hepinize kolay gelsin. Gelsin kızlar. Teşekkürler. Yoğun bir alışverişin ardından nasıl hissediyorsunuz? İyiyiz. Siz nasılsınız dişler? Sabiha, cuma günü öğrendiğin tüyoların ardından hemen hazırlıklara başlamışsın bakıyorum da. Evet, gözlerimin üstünü kapatıyorum işte. Boyamam lazım. Ne kadar kapatsan da morlukların gitmez ya. Ben makyajsızla çıkacak kadar cesaretliyim podyuma. Senin öyle bir cesaretin var mı? Bugün öyle çıksana Sabiha. Eğer cesaretin varsa ben podyuma makyajsız bir şekilde de çıkarım. Senin de cesaretin varsa çıkalım makyajsız. Tamam, bütün kızlar makyaj yapacak. Ya, ben yapmayacağım. Sen nasılmış konuşamıyorsun hala. Laf yetiştirme derdini. Hala. O konuşacak Rabia. O konuşacak. O kendini ön plana atacak ki bir şeyler olsun bir şeyler çıksın. Onun sesinin kısıklığı hiçbir şeye fayda etmez. Ayten bence iddiaya falan girme bu konuda. Öyle ağzı yavutma bana. Ben de kendimi beğeniyorum ama göz atlarım kapalı. Bence bu konuda iddiaya girme. Az önce şey yaptın ya tamam. Tamam o zaman bütün kızlar makyaj yapsın. Biz yapmayalım dedin ya bence girme bu konuda iddiaya. Ay kızlar şu an sizinle muhatap olamayacağım. Hiç uğraşmayın benimle hadi hadi. Makyajsız çıkma iddialarınızın altı boş görünüyor kızlar. Bir ben bugün alışverişte puantiye en çok sarışınlara yakışır diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşliyor. Ay yine ne konuşmuş acaba şu bir? Yine ne iddialar? Şimdi duyacağız. Şimdi duyacaksınız. Hani sizde olmayan bende çok fazla olan özgüven var ya dedim ki puantiye en çok sarışına yakışır. Tabii ki de burada hiçbir sarışın olmadığı için şimdi hepiniz bana viyaklayacaksınız. Diyeceksiniz ki saçmalama çok saçmalıyorsun gibi boş boş konuşacaksınız. Ben. Ve benim düşüncem asla değişmeyecek. En güzel bana yakışır. Bir ben seninki özgüven değil ego. Ayrıca o kadar egolusun ki her rengi giydiğinde bu renk en
en çok bana yakışır. Her bir desen giydiğinde bu desen en çok bana yakışır. Evet. Lütfen artık egolarını bir kenara bırak da bir ben Coşkun olarak gel. Sen de yap Mami. Hayır bir şey diyeceğim. Sen de söyle. Ayrıca ben de evet fazlası var. Sen de bayağı bir olmadığı için sana biraz verebilirim. Bu benim karakterimin bir özelliği. Bence de gayet de bana yakışan bir özellik. Puantiyenin de en çok bana yakıştığı gibi. Benim egoya ihtiyacım yok sağ ol canım. Ama özgüven yeterince var. Podyuma çıktığımızda görürüz puantiyenin çok kime yakışmış. O zaman bastırılmış egolarını bir gün dışarı çıkarırsın. Bilben o yüzden mi gittin kabinde benim alacağım kıyafeti gittin küçük bedeniyle değiştirdin? Ne? Bilben'i bana bu yaptığınızdan haberiniz var mı arkadaşlar? Tamam ya Bilben'den beklenecek bir hareket ama şaşırmadım. Çünkü neden? Benim beğendiğim şeyi almış hanımefendi. Diyor ki ilk ben gördüm yok yolda giderken sen benden duydun. Öyle mi ben de giderim bedenini değiştiririm. Bana olan bedeni onun kabinindeydi değiştir. Bir daha olsun, bir daha yaparım. Ayrıca madem sen kendinden iki beden küçük elbiseyi denedin ve sana olmadığını söyledin, neden o zaman bedenin olan elbiseyi benim kabinimden aldıktan sonra onu almadın da gittin başka bir kombin canım aldın? Canım istemedi, başkasını canım istemedi. Beğendim. Madem almayacaktın, aldın kabinden sardın. O elbiseyi nereye koydun? Ben o dükkanı altını üstüne getirdim bulmak için. Ne kadar... O zamanı da yani alışverişinde keşke kendi kombinine odaklansaydın. Ama bugün zaten ikimiz yine ne yazık ki aynı elbiseleri almışız. Bakalım göreceğiz elbiseler kimin üstüne daha çok yakışıyor, kimin üstüne daha çok yakışmıyor. Aferin bana ki iyi ki öyle yapmışım, iyi ki sana onu aldırmamışım. Elime bir şans daha verirse buradaki herkes aynı şekilde bütün bedenleri de toplarım. Sen de göreceksin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de bu yaptığının yanına kalmadığını göreceksin ve burada herkes de görecek. Herkes de şahit Hodri olsun. Meydan canım benim. Hodri meydan. Merak etme. Neyse sonuca varabildiniz mi? Puantiye kime daha çok yakışıyor? Puantiye herkese yakışır. Ne sarışını var ne esmeri var. O kadar komik bir muhabbet ki. Yani bence de çok gerekli. Bir defa ben de Sabiha'ya katılıyorum. Puantiye'nin sarışınlıkla esmerlikle hiçbir alakası yok bence. Ki genelde esmer kadınlar giydiklerinde kırmızı beyaz tenli kadınlar giydiklerinde ruj sürerler falan puantiyeyi öyle patlatırlar. Esmerlik sarışınlık diye bir şey yok. Sen burada tek sarışınsın diye şimdi kendi üstünden prim yapmaya çalışma yani sarışınlığında. Bu benim karakterimin özelliği. Neyi istersem onu söylerim. Sana ne ya? Bu tartışma konusu finale de taşınacak gibi görünüyor. Çok az zamanınız kaldı kızlar. Çenenizi değil ellerinizi çalıştırsanız iyi olur. Puantiye şıklığını yakalamak için kızlarımız son rötuşlarını yapıyor. Benim bugün kombinimde bir sürprizim var. Onu gösterebilir miyim? Nasıl bir sürprizmiş bu? Göster bakalım. Ne planlıyorsun Rabia? Dış ses şimdi intikam vakti. Onlara intikam nasıl alınıyormuş göstereceğim. Hemen sürahiyi alıp geliyorum. Sürahiyle ne yapacaksın peki? Ben bu havuza düşmüştüm. Unuttum mu? Tabii ki unutmadım. Şimdi bu havuzun suyuyla Rümeysa'da buluşacak. Aşırı mutluyum. Nasıl oluyormuş görsün bakalım jürinin karşısına ıslak çıkmak. Böyle keyifli olduğunu bilseydim ilk ben yapardım. İntikam soğuk yenen yemektir diyerek harekete geçen Rabia, cuma gününün acısını çıkartmaya niyetli. Sürprizim hazır. Nasıl bir sürpriz çok merak ediyoruz. Bu cuma günü için. Ne yapıyorsun sen, ya? Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Aynı şeyi senin yaptığını benim yaptım. Buraya gel. Ay. Gel buraya gelin sana. O şimdi çok yanlış bir hareket yaptı. Burada herkesin içinde kasıtlı olarak aldı kafana onu döktü ya. Aferin ona tam Rabia'lık bir hareket. Bunu düşün sakın gözünden yaş akıtma. Birlikte düzelteceğiz. Sakın sinirlenip beni daha fazla germe. Tamam. Sakın ağlama makyajın akmasın birlikte halledeceğiz. Tamam. Bilir ki sonuçta aslında oradaki kimseden korkmuyorum. Korkma değil ama beni böyle ürküten tüylerimi diken diken eden tek bir isim var. O da Ayten. O da karakterinden dolayı değişik bir insan. Onun dışında burada kimse beni korkutmuyor. Sizi rahatlatacak bir şey okumak istiyorum. Bunu okumam gerekiyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm Otelcilik, Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi, Adalet öğrencisiyim şu an. Aynı zamanda uzlaştırmacıyım, profesyonel emlakçıyım, özel silahlı güvenlik diplomam var. Yarın bu belgelerin hepsini getirir misin? Dikkat, devam ediyorum ama belgelere. Tamam. Dikkat, eğitim seminerleri veriyorum. Oyuncuyum. Daktilo eğitimim var. Aynı zaman tarzım ve starım. Aynen öyle. Bu kadar fazlalık oldu daktilo eğitimini çok fazlasın sen bu programı.
46'da Emel. Mı aldın? Adalet. Bununla ne demek istedim? Daktiloya çok mı fazla. Biz ezik kaldık şu an. Biz bayağı eziyiz. Bu kadar dikkat ama hava, doğru olmadığı için geliyorum. Hiçbir Serenay'ım sıkıntı yok. Hadi canım. Getirecek misin yarın bu belgeleri? Serenay'ım size bir şey sorabilir miyim? Acaba neden dün aynı üniversitenin ismini vermedi? Çünkü gece gidip internetten baktı. Acaba Eskişehir'de hangi bunu üniversite var? Bunu okumayan su mu söylüyor bana? Okuduk. Peki tamam. Bir şey rica edeceğim. Yarın bu diplomalarını, belgelerini hepsini getirir misin? Olur bakalım. Bakalım değil, yarın istiyorum hepsini. Getirme, bakmam lazım şimdi eve gidince. Hepsine şimdi yarın eve gideceğim, bakacağım. Bilmiyorsun nerede olduklarını. Bulamayacağım. Anneme sormam lazım. Böyle diplomaları olan bence duvara asar. Hafta sonuna kadar, cumaya kadar vaktin var. Getiririm Kemal Bey, sıkıntı yok. Aa. O ses tonuna dikkat et. Aa, getiririm yani. O ses tonuna dikkat et. Yok, arkadaki sinirlendi beni. Ses tonuna dikkat et. Size değil, arkadakine sinirleniyor. Getiririm Kemal Bey, gösteririm. Arkadan söylüyor Kemal Arkadakine Bey. Git söyle, bana değil. Size söylemedim. Bak her seferinde aynı şeyi yapıyorsun sen ha. Bana söylüyorsun, size söylemedim diyorsun Kemal benim tepkimi Beyciğim, görünce. Kemal Beyciğim arkadan su sürekli cevap ne veriyor, ona cevap veriyor. Bir şey demedik ki. Bu belgeler gelecekler. Gelsin. Bunlar işkembeden atmaya benzemiyor Emel. Bu işler. Ben işkembeden atmamış bir zaman. Göreceğiz o zaman. Tamam, cumaya kadar peki. Hepsini istiyorum buraya. Senin şu anda burada yaptığın tavrını, lütfen olur, bu program, lütfen bak, hala. Yayınlandığında, yayınlandığında, lütfen, lütfen. Yayınlandığında lütfen kendini otur bir izle. Her seferinde Emel'le ben tartışıyorum. Her seferinde. Her seferinde çünkü Emel, hayır, tabii ki öyle. Tabii ki getiririm Kemal Bey dedin biraz önce. Ama bir de bana dememişim, arkaya demişim gibi gösteriyorsun. Sanki biz burada IQ'larımız bu kadar, seninki bu kadar şov yapıyorsun. İşine geliyor bir de bu. Hoşuna gidiyor. Yemiyoruz biz bir şeydi, emin ol sen. Belgeler buraya gelecek, hepsi. Cuma'ya kadar o belgelerin hepsini getireceksin. Mühürlü damgalı. Fotokopi de istemiyorum, orijinalini. Getireceksin, öyle işkembeden atarak olmuyor bu işler. Tamam mı? Çünkü söylediğin 10 şeyden 9'u doğru değil. Bu kadar. Diyorsunuz. Evet. Hatta 9.5'u. Ben kabul etmiyorum. Kemal Bey bulamaz. Ben kabul et diye söylemiyorum. Ben biliyorum çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Her şeyi biliyorum. Aynen. Her şeyi duyuyorum. Her şey kayıt altında. O yüzden kıvırma lütfen. Alayım. Al bakalım. Evet, onu bir bana getirirsen açıp belgelere bakmak istiyorum. Bir dakika, ben bir bulayım ilk önce. Diplomaları da online olarak bakalım mı hemen ya? Bu sana sıkıntı mı yaratıyor, üflüyorsun? Yani. Bu hangisi? Emlak danışmanlığı kursu sertifikası. Emel gördüm. Emlak danışmanlığı kursu. Evet, onu gördüm. Kurs. Kurs, evet. Pardon da sertifika veriyorlar zaten Kemal Bey. Diploma olarak bu tür özel, özel güvenlik eğitim sertifikası var. Evet. Burada Turizm Bakanlığı'ndan. Diplomalar nerede hemen? Turizm Bakanlığı başarı belgesi. Neyle ilgili bu? Bu da stajlarla ilgili yaptım. Tamam. Bu da uzlaştırmacı olduğum belgesi. Bir dakika dur. Uzlaştırmacı eğitimini almışsın. Evet, eğitim. Bunlar hep katılım belgeleri. Bir dakika şuradaki diploma fotoğrafı. Diploma yok şu ana kadar. Fotoğrafı da niye kaçırıyorsun benden eski fotoğrafını? Kaşlar birleşikmiş böyle ki tek kaş. Yalan değil. Tamam. Burası da lisans diploma. Anadolu lisans diploma. Açık öğretim olan. Evet. Evet, evet. Diğeri Akdeniz Üniversitesi. Bu. Şu an elimdekiler en önemlisi mi? Yok yani. Nasıl en önemlisi, pardon? Üniversite okul diploması. Değil mi bu? Üniversite diploması. En önemli 4 sene üniversite diploması. Sen gel de bana kafa at. Yok yok, olur bir mu? Bir şey söyleyeceğim. Dur, bak. Olur mu? Lisans diploması 4 yıllık olmuyor mu zaten Seren Hanımcığım? Kaç sene kutluyorsun? Açık öğretimi biz Akdeniz tamam. Üniversitesi'nden diğeri, bahsediyoruz. Soruyoruz. Tamam ama onları çıkarma vaktim olmadı ki. Gece döndüm zaten eve. Emel'le konuşurken şöyle bir ifadesi pardon. Var. Bir şarkı içinde. Ne hissettiğimi anlıyorsun. Bu nasıl bir kibirdir ya? Ya nasıl kibir? Sana soru sorulamaz mı? Burada 100 tane şey arkada söylüyorsun. Bir şey demedik ki. Sen tarafa bakıyorsun hala. Hiç susmuyorlar Sine Hanımcığım. Hiç susmuyorlar. Ben soruyorum kardeşim. Ben soruyorum. Hiç susmuyorlar diyen hiç susmuyor esas. Tamam. Her şeyin içindesin. Diploma bu kadar söylersen biz de sorarız. Çoğu sertifika olabilir, makul ama nizam belgesi var. Ama en önemlisi benim için ilk saydığın Akdeniz Üniversitesi diploman yok yani içinde. Tamam, onu da getiririz. Tamam, onu da geliyoruz çünkü. Getirirsiniz, kaç kişi getiriyorsunuz siz? Ay tamam Seray Hanımcığım, bugün çok güzel bir gün. Üzülmek kıvırıyorsun şu anda.
Özür diletmiyorum saygısızlık yapmak. Getiririz, kimseye yaparız falan. Burada biz bunu izleyici adına soruyoruz. Bir şeyi kabul et be Emel. Sürekli böyle bir hani benim hayatımla ilgili bir şeyler dedik. Neden seninle ilgili var peki, başkasıyla ilgili yok? Bir bunu düşünebilir miyiz acaba? Herkes sana mı oynuyor? Biz sana mı oynuyoruz mesela? Estağfurullah, sizle ilgili yani, nasıl Kemal bir durum Kemal Doğulu'nun sana oynamaya ihtiyacı var mı? Asla. Benim ya da Uğur Karayel'in ya da Gülşah Saracoğlu'nun. Böyle bir şey mi söyledim ben? Oraya gidiyor konular. Yani, eğlenceden nasıl bu hale geliyoruz her defasında, ben anlamıyorum. Çünkü burada gelip öyle bir ifade yapıyorsun ki gereksiz. Bak eğleniyoruz, bunu yapma. Bilmiyorum. O benim rakibim olamaz. Niye? Sen onu görmüyorsun galiba. Ha, artık görmüyorum. Bence de olamaz çünkü... 15 sene önce ablamın giydiği elbiseden sonra. Bence de olamaz çünkü... Sen o paçana doğduğun püsküllerden sonra pek konuşmuyorsun. Sen perdeye dolanmış bak benim kedi var. Urkan Bey 5 vermiş olabilir. Geçen sefer ben sana 4 verdim de Urkan Bey sana 2 vermişti. Dolayısıyla bu kıyaslamalara girme. Yanlış sularda yüzüyorsun, boğulursun. Kemal Bey... Urkan Bey bana 5 verdi. Olabilir. Hanım geçen söyledi. Sefer ben sana 4-5 verdim de Urkan 1 vermişti. Duymadım. Hayırdır? Evet, o yüzden ağzından çıkanı kulağın duysun. Yavaş. Kemal Bey ben elbisesi demode dedim. Demode. Senin üstündeki de çok mode değil yani. O seni pardon fikri. Da o gömleğin mode mi sanıyorsun? Mode. Peki demode benim. Demode'ye mode denir çünkü mode, karşılığında. Evet. Pantolonun korkunç, beline bağladığın gotik perde korkunç. Ve gelip de buradaki başkasının üstünde sana söz hakkı verilmeden yorum yapma lütfen. 40 yılda bir 5 verdim, sus sana. Ama Kemal Bey bana söylediniz, şimdi dediniz ki rakip mi görüyorsunuz? Ben, ben cevap ona söyledim, veriyorum. Sana söylemedim. Sen oradan girdin. Sen atladın. Şimdi buna jüri arkadaşlarım katılmayabilir, bu benim fikrim. Sonuçta arkadaşlar 25 yıldır ekrandayım. Yani milyonlarca demeyeyim ama milyonlarca insanla röportajları, programları geç. Bir sürü program. Bir sürü moda dergisi çekimi, aklınıza gelebilecek her şeyi tabii yaptım. Ki. Ve az çok bir şey giyerken bir kendimize bakıyoruz. Dönem dönem kilo aldığımız oluyor. Dönem dönem çok zayıf olduğumuz oluyor. Ve vücudumuzda neresi daha öne çıkacak, çıkmayacaklara dikkat ederek yaşıyoruz. Bu benim görüşüm. Burada şimdi büyük beden hanımların en güzel vücutlarını nasıl göstereceklerini konuşuyoruz değil mi tasarımlarla? Ben güzel düşünüyorum. Ki onun sen, ama bunu bence zaten. Sen düşünüyorsun. Büyük ihtimal düşünen jüri arkadaşlarım da vardır. Evet. Çünkü kendi aramızda da bu konuyu tartışıyoruz. Ben düşünmüyorum kendi adıma ve düşünmemeye de devam edeceğim. Ben kendi adıma şimdi, burada neden bulunduğumu söyleyeyim o zaman. Burada büyük bedenler çorap çizme giyemez efendim, tayt giyemez, o giyemez değil. Büyük bedenler çorap çizme de giyebilir, tayt da giyebilir. Göstermek için ben büyük kendi adıma buradayım. Büyük bedenler çorap çizme de giyebilir, tayt da giyebilirler. Giyebilir, evet. Giyebilirler. Giyiyorum zaten. Giyebilirler de bunu giyerken belli bir ayarlama dahilinde giyebilirler. Benim ayarlarım tight çok iyi olduğunu giyersin, bütün burayı açarsın, buradan bunlar çıkarsa bence hoş bir görüntü tight olmaz kimse için. Tayt giydiğimde oramı açmamıştım ama siz laf söylediğinizde yani. Ama sonuçta... Bana hoş gelmiyor. Şimdi senin bacakların... Sizin düşünceniz bu, benim düşüncem. Zaten ben onun için buradayım. Bana göre hoş geldiği ben için ben de tercih onun için buradayım. Etsin. Sana göre hoş gelebilir. Ben onun için buradayım. Kendi fikirlerimle buradayım. Ve büyük beden hanımlar derken... Mesela burada büyük beden hanımlarımız var. Bazılarının bacakları daha hani dekolte giymeye müsait. Bazılarının kolları müsait. Bazılarının buraları müsait değil mi? Buna göre vücudumuzda biz belli yerleri öne çıkarıp... Belli yerleri daha örterekten en hoş duracağımız şekle bakıyoruz. Bir de demişsin ki ben büyük beden modelim ve büyük beden olduğumun farkındayım ve bununla barışığım. Dün tayt kullanmakla ilgili eleştirildi ama bizim programda doğru kullanımla bana burada bir şey var. Kapak yapma durumu yapılmaya çalışılmış da kendime konuşmam lazım. Biz bu programda doğru kullanımla keşke ilgili sıra sana her beden bunları kadın tayt giyebilir. Büyük bedenler kendini kısıtlı hissetmemeli vurgulamak istiyoruz zaten. Ben bunun farkındayım. Konu da buydu. Büyük beden olmana rağmen o tayeti giyip bir de üstüne açtığın için, bir de üstüne böyle uçmak üzere bir şey giydiğin evet. için ekstra büyük beden duruyorsundur. Bana trip mi yapıyorsun sen ya? Asla seninle aynı fikirde değiliz. Ben de varım burada. Beni Kemal'den göremediğin için ben de böyle yapıyorum sana. Urkan şimdi gidip serum alıyor diye burada tek başıma kalıp izleyeceksin sanıyorsun. Aşkım benim. Bütün notları orada harcadın. Ben konuşurken lafı ağzıma tıktın bir güzel. Ondan sonra aldın sazı eline çalmaya başladın. Eyvah. Ciddi kusura mi diyorsun? Kusura bakmayacaksın yani. Ben konuşuyorum. Sen oradan kusura araya... Kusura bakacağım bütün çünkü hepsine... bana lafları söyle. Burada senin tamam, adı geçiyor sıra, mu? Ben buna bulaştım adın mı? Adın geçiyor mu? Aslında ben bu konuya bulaştım mı? Konuyla alakalı söyledim. Ben bu konuya bulaştım mı hiç onunla ilgili? Adın benim geçiyor adım mu? Geçmiyor. Tamam benim adım geçiyor. Muhatap sıra benim şu an. Sıra sana gelecek ama. Ama belki sen onları daha söylemeden... Hayatım ben onunla moda üzerinden, arkadaşlarıyla yaptığım muhabbetler üzerinden sohbet ilerletirken sen kartı eline aldın.
çatır 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 bütün konuları döktün, ortaya attın. Konuşacak bir şey kalmadı. Konuşun sinelim var. Ben döktüm, sen yapmıyorum. Konuş, sen dökünce biz buyurun, konuşuyoruz Kemal'cim. Nedir bu kaprisler, kapris bu kibirler? Kapris yapmıyorum. Ben kibirli değilim. Emel'den diyorum. Ferda Nur'dan mı geçti? Ben kaprisli değilimdir hiçbir zaman. Kibirli misin? Kibirliyim ama kaprisli değilimdir. Efendim? Kapris yok mu? Yok. Ekibimize hiç kapris yapıyor musun mesela alışverişi? Hiç çok merak yapmıyorum. Ettim. Yapmıyorsun. Hiç. 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 Size ne o? Siz beni alışverişlerken nereden görüyorsunuz? Yapıyor mu kızlar? Ben merak ettim. Yapıyor mu, yapmıyor Hayır, mu? Hayır. Ne yapıyorum ekibe? Pardon kaprisler da. Kaprisler kraliçesisin. Senin gibi herkesi kabine almıyorum beni giydirin diye. Kabine aşağılayarak böyle beni hep hepimizi demoralize kimseyi ediyor. Kimseyi aşağıladığım yok. Kimseye de kabine almıyorum. Benim giydir, ayakkabımı sen giydir, çantamı getir kimseyi diye. Kimseyi zorla kabine sokamazsın. Kaprisi kimseyi buna kaprisi kabine zorla denir. Sokamazsın. İnsanlar yardım etmek istediği için yardım eder. Bir sana mı yardım ediyorlar? Söylediler. Kesin öyle değil. Yani millet böyle kaprisli değilim. Aslında kibirli de değilim. Kıyafetimi çek diye. Neyse, kibirli mi kaprisli mi sen kendi sen zaten kendi söylüyorsun. Ben sana bir yakıştırma yapmak istemiyorum. Kemal gene aldım konuşuyorum gibi ama buyur ben sıramı beklemek gibi istiyorum. Gibi değil, sıran da daha ne sırası arkadaşım. Peki, sen yapmıyorum bunu bitir ben artık. Bitireyim, ben bitireyim sen konuş. Ben bitireyim kendimi. Dün bunları söylemişsin. Bak bugün de seni mesela istediği gibi görsün jürideki arkadaşlarım. Ben senin bugün alt bedenini daha zayıf gösteren bir pantolon giydiğini düşünüyorum. Uyumlu mu? Gözlerin mi bozuk? Yok, gözlerim çok iyi görüyor. Şüpheliyim. Ben seni çok yakışıklı görüyorum. Belki uzağa göremiyorsundur. Yakını görüyorsun da uzağa göremiyorsun. Bakın sevgili arkadaşlarım. Şuradan yukarısını çok beğendim. Sen beğenmesen de ayakkabının üstte uyumu var. Bu pantolon renk kendi uyumu başına... dışında bir uyumu yok. Bence renk uyumsuz zaten ama buradan uyuyor. Şu pantolonun şu cepi olmasaydı müthiş olacaktı. Her yerin cep. Bunu da Urkan söylediği için mi burada tutuyorsun? Yok, ben yaparım böyle şeyler genelde. Ya yemeyin beni. Model Urkan. Evet, modelim. Ama büyük model. Model ya. Büyük böyle duruyorsun. Model olduğu yani için yani bu... durulması gereken bak, kıyafetler. Bak arada uzun duruyor da arada yani. Yap. Madem modelsin bir böyle ver, bir böyle ver. Böyle duruyorsun put gibi. Ama o zaman da çok hareket ediyorsun diyorlar podyumda. Tepki almak istemiyorum. Düğmesiz trench coat olmaz. Konsept dışı. Mümkün değil, olmaz. Bütün dünyada trench coatların hepsi düğmelidir. Buna trench coat detayları eklemişler buralarına. Evet, kemerin de var. Ama Gülşah, sen düğmesiz trench coat gördün mü? Hayır, görmedim tabii değil ki. Mi? Görmedim. Ben de görmedim. Yaklaşık 20 yıldır... Ama bu trench coat. Stylistim, styling yapıyorum. Bu trench coat değil benim için. Bir. İkincisi, trench coat'tan saysak bile kötü bir trench coat. Biraz önce üstünü çıkarttığında çok fresh, çok güzel görünüyordun. Ama bunu giydin, kara bulutlar çöktü üstüme. Bir renk giyince öyle oluyor. Bir dakika Emel, bir dakika Emel. Sen şimdi konsept dışı mı diyorsun Emel için? Benim için öyle. Benim için öyle değil. Trench coat ama. Çünkü ben kesinlikle kabul etmiyorum. Sen de geçmişte de sen konsept dışı dedin, ben içi dedim. Fark etmedi yani. O sayın zaman oylamaya mı benim için sunuyorum? Hayır, oylama falan olayı değil. Benim için konu, yani oylama yapalım kod istiyorsanız. Ama madem öyle, o zaman niye Derya'ya şey diyoruz? Trench coat'un şahane diyoruz. Sakin ol şampiyon. Burada kol modeli falan. Ben sakin düğmeden olamıyor bahsediyorum hayatım. Tamam, düğme ama o zaman trench coat. Trench coat'ların... Klasik trench coat'un kolu da öyle olmaz o zaman Kemal'cim. Hayatım, muyum? Hiçbir şey yaratıldığı olabilir günden beri... Buradan önce sana sordum, gördün mü dedim. Görmedim dedin. Trench coat olamaz. Ferda Nur'da da o zaman trench coat'tan saysaydı. Ferda Nur'un gibi bir kere bir parçası mı ne oldu belli olmayan bir şey. O zaten trench coat. Bu da aynen öyle karşıdan bakınca trench coat gibi görünmüyor. Ya ama bu trench coat'un detayları tamam, var. Tamam hayatım sen 3 verirsin, 5 verirsin, ne verirsen verirsin. Ben bir vereceğim gidecek. Bir dakika ya. Bu ne bu böyle şimdi susturmaya çalışıyorsun? Susturmaya çalışmıyorum. Susturmaya çalışıyormuş gibi. Tamam hayatım sen öyle yaparsın, böyle yaparsın. İstediğini verirsin. Çocuklar, Allah Allah, o istediğini veremez. Neden? Karar verelim. Konsept dışı mı, konsept içi mi? Buna karar vermemiz bir lazım. Bir moda deponuza, beyninizdeki moda deposuna dönün. Tamam, buna karar eğer vereceğiz ki, hep beraber. Eğer ki düğmesiz bir tane trench coat gördüyseniz, o satın aldıysanız... O zaman konsept dışı yapıyoruz. Fark, o zaman kimi? Hiçbir Derya'nın var düğmesi. Var. Düğmesinden bahsetmiyorum ki. Hiçbir klasik trench coat'ta böyle balon kollar olmaz. Hayatım, modernize edilmiş. Klasik trench coat onunki. Astar da yok bunda. Astar da yok, buyurun. Hiçbirimizde yok. Düğmesi var bunun hiçbirimizde ama. Hayır, sen istiyorsan kabul et konsept içi. Ben etmeyeceğim yani. Ben fikrimi söylüyorum sadece. Hiçbirimizde yok. Ya bak, trench coat değil gibi de değil. Bir kere söyleyeceğim. Hayatım, bir kere doku olarak, bir kere doku olarak trench coat bu yani. Aynen. Burada detayları var, şeyleri var. Burada patları var. Aynen, tamam yavrucuğum, sizin için trench coat olabilir, benim için değil. Peki.
Ayrıca trençkottan saysam dahi korkunç bir trençkot. Sen şu içine bir bakayım mı? Bak ya, kötü olması yani, ayrı bir şey. Kötü, evet. Şık olmayabilir. Kötü olabilir. Ama buna trençkot ben Gülşah olarak bunu diyemem. Bu oylamanın içine de kendimi katamam. Çünkü katma, bu trençkot. Tamam devam et. Sen istediğin puanını bu ver. Çünkü trençkot. İstediğin benim puanını benim için şık mı? Hayır çok şık falan değil ama. Ben bu da Ferda Nur'la. Seray bir saniye bak. Ben Ferda Nur'la Emel'i aynı şeye koyamam. Çünkü onunki trençkot değil, onunki trençkot. O zaman madem düğme. Öyle buna düğme yapmamışlar, böyle bir şey yapmışlar. Kötü bir trençkot. Benimkinin daha palet yapmamışlar. Bir dakika, ne yapmışlar? Benimkinde astar var, onda astar yok. Kuşak var. Hayat senin gibi trençkot değil. Sen bir bence sus oradan, hiç konuşma. Sen daha fazla da şey yapma. Ne oluyor, ne saydırıyorsun Ferda Nur? Yok, bana gelince net oluyor da o yüzden. Çünkü sen kötü geliyorsun. Farklı. Kötü geliyorsun. Peki. Ve konsept dışı geliyorsun. Modernize edilmiş Derya'nın üstündeki balon kollar. İngiliz evet. Markasına bir bakın, evet. İlk çıktığı trençkota evet. Bir bakın. O evet. Zaman öyle mi? O zaman Derya'yı da... Mutasyona uğruyor hayatım bazı tamam, şeyler. Tamam, o zaman bu da öyle uğramış. Bu öyle bir şey değil kötü. Ama hayatım. Anlatamıyorum ben sana. Konsept dışı diyorsanız siz deyin. Ben diyorum abi. Konsept dışı değil. Sen senin için değilsin. Ben konsept dışı demiyorum. Ben tamam, diyorum. Tamam, sen demiyorsun konsept dışı. Ben de arada kaldım ama sonuç olarak iki tane konsept dışı değil, bir tane konsept dışı dendiğinde her halükarda konsepte oluyor. İster istediği puanı veriyor herkes hayatım. Herkes istediği puanı versin. Oy birliğine varmak zorunda değiliz. Evet evet, herkes puanı ben, versin. Benim için trençkot değil. Zaten yorumumu bitirmedim daha. Evet. Trençkot değil üstündeki, istediği kadar kemeri olsun. Astarın yok, hiçbir şeyin yok. Çuval gibi duruyor. Zaten trençkottan saysak dahi düğmesi olsaydı bile kötü. Kasvetli, sana yakışmamış. Gömleği, pantolonu, ayakkabınla şahane duruyordun giyinmemiş haline. Çantanı sevmedim ama benim için konsept dışısın. Hoş geldin. Aramıza, ailemize. Hoş geldin. Anlat bakalım kendini biraz. Seyircilerimiz de, arkadaşlarım da hepimiz tanıyoruz. Esra Eylül Topçu ismi. 25 yaşındayım. Güzellik uzmanıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Ardahanlıyım. Aa ne güzel. Genel olarak böyle. Tabii ben dayanamam. Hemen Ardahan'a sevgilerimi yolluyoruz buradan arkadaşlarım yollamaz da. Yollamaz mıyız? Artık arkadaşlarım da alıştılar bana. Evet. Biraz bakalım neler konuşmuşum bizim kızlarımızla ilgili. Neler söylemişsin. Bir paçasını çekmek istiyorum ben. Bir dakika sen dur. Onu ben aşağı çekeceğim. Bakalım. Bunu genelde Kemal yapar ama ben kendimi tutamadım Kemal. Çok önce yukarı çıktı. Şimdi mi? Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Merak ediyormuş Eylül. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Emel, da sizin hakkında onun düşündüklerini söylemeden. Kısa, çok kısa. Emel, Eylül için söyle. Kıyafetleri hakkında mı? Hayır, hakkında onun hakkında ne düşünüyorsun? Daha hiç konuşmadı ki, ne düşünebilirim? Tanışmadım. Niye gelip seninle fotoğraf çekmek istemiş? O bana numara yapmış, fake atmış bana. Ama sen de bir havaya girmişsin. Bir dakika, şu an çekimdeyiz. Biraz sonra çekelim. Evet, çünkü orada insanlar sürekli fotoğraf çektirmek istedikleri için benim bunlardan bir izah ettim ben. Tabii, onun hayranlarından mı sandın? Evet. Hayranı mısın Emel'in, Eylül? Espri mi yaptın yoksa? Tabii ki de espri yaptım. Gelir gelmez de fake attın ona yani. Evet. Bana atması olur muydu tatlı fake'i? Tatlı bir şaka yapmak istedim diyeyim. çok seviyorum kendisini. Gerçek mi söyledi? Tabii ki de kimseyle şu anda kişisel olarak tanımadığım için bir yorumum yok. Aferin. Gün ekrandan seyrettiğin ki. Kadarıyla şu aynen, ana kadar. Aynen. Önyargıyla yaklaşmak istemiyorum. O yüzden bundan sonra geçireceğimiz vakte bağlı. Evet. Su hemen karar verir. Ne düşündün Eylül'le ilgili? Sevdim ben. Sessiz, sakin duruyor. Hmm. Sadece bir konuda bir problemi var. O da Neslihan'ı sevmesi. Kızım sen bu hataya düşecek insan mıydın? Kimi seveceğine sen mi karar veriyorsun? Hayır. Neslihan'ı sevmesi. Allah Allah. Su her şeye karar veriyor. Hayır deyip Neslihan'ı sevmesin diyor üstüne. Su her şeye karar veriyor. Kimi sevsin sen dışında? Beni sevsin, Betül'ü sevebilir, Üstündüz de sevebilir. Niye Betül'le kanka mı oldun? Canım benimle herkes kanka. Beni olacak. Benimle herkes kanka olmak tamam istiyor. Ben Betül. Kimseyle olmak istemiyorum. Tamam. Tek tabanca. Sen bizle takıl. Tabii benimle takılmak istiyorlar, gülmek için yanıma geliyorlar. Çoğul konuşma canım. Sündüz. Ay biraz önce... Tatlı bir kız, onun yüzü çok güzel. Sakin bir kız, şu an o kadar. Anladım. Betül. Ne düşünüyorsun Eylül'le ilgili? Ben sevdim Eylül'ü sessiz, sakin. Daha hiç sesini duymadık. Duyacaktık, sustu. Çok mu sessizsin sen de? Çok sessiz değilim. Biraz hastalık hali de olabilir. Geçmiş olsun kızım. Geçmiş olsun. Ferda Hanır sen ne düşünüyorsun? Ben çok sevdim.
Yani boş konuşmaktansa bu kadar hiç konuşmaması daha iyi. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim size. Ferda Nur ya. Daha önceki diğer yarışmacılarda da böyle herkesin sevdiği bir yarışmacı geliyor muydu ilk gününde? Size sormak istiyorum. Herkesi çok seviyoruz demedik. Bir yarışmacı var mıydı? Bu kadar yoktu. Bu kadar pozitif düşünce yoktu. Daha seviyoruz demedik ama. Sen demedin. Diğer herkes sevdi. Evet, ben sevdim. Evet, kimsenin bir sıkıntısı yok. O sana ama yaptığı şakadan dolayı sen bir kurulmuşsun belli. Doya doya moda da bir ilk yaşanıyor. Emel yeni gelen birine yürümedi. Peki, ve ses ediyorum demedi. Peki Eylül sen onları nasıl buldun? Ben onları ekrandan izlediğim kadarıyla, bugün de gözlemlediğim kadarıyla. Tabii ki de kişilik olarak yorum yapmayacağım. Bunun için çok erken dediğim gibi. Ama açıkçası stil olarak Emel'i beğenmediğimi dile getirmiştim daha öncesinde. Demode geliyormuş değil mi? Demode geliyor, evet. Demode zaten. Onun haricinde genel olarak ben ekrana baktığımda düz bir skala görüyordum. O skalaya renk olmaya geldim açıkçası. Ben vardım. Bu skalayı. İddialı açıklamalarda bulundu. Yarışmacının iddialısını severim. Zaten buraya geliyorsanız iddialı olacaksınız. Keşke. Geliyorlar çok daha sonra sönüyor. Ev sahibi olacağım diyor. Kızlar. Burası yemekteyiz. Kızlar az önce arkada ağlıyordun üngür üngür. Nasıl ev sahibi olacaksın? Bir şey söyleyeceğim. Niye ağlıyordun? Ne oldu? Duygusal bir buhran hali diyelim. Hastalıkla beraber biraz duygusallaştım ortam sadece. Ortam yabancı mı geldi? Ondan her mı başka şeyin etkisi şey olabilir tabii ki de. Ya ilk gün tabii i̇lk alışveriş gün tabii bir koşturma aynen süreci var. Alışma süreci olacak doğal. Yadırgamıyorum açıkçası. Ama emin ol Eylül'cüğüm. İlk defa bu kadar bir yumuşak davrandılar. Evet. Herhalde. 3-4 gün sonra bilmem hastalık ne olur. Hastalıktan duygusallaştılar. Sen hariç evet. Ben hariç. Evet. Niye canım ben onu arkada şey o zaman yaptım. Kıyafetine gelelim. Teselli. Şimdi benim en takıldığım nokta benim adamın proporsiyoncu başı olduğunu biliyorsun değil mi? Bu gömleğini bu kadar uzattığın zaman ve ayakta ten gösterdiğin zaman tenin göründüğü zaman şu kadar kalıyor. Aman Allah'ım. Hani puantiye mi koymuşlar? Görmedim. Yok alarm. Aa bana bakıyor. Puantiye mi diyorum? Alarm. Ötmedi de. Puantiye ama puantiye kıvamında duruyor. Sanki kocaman bir düğmeymiş gibi. Seni mi koyacağız? Puantiye olsun. İlk günün şeyi. Anlatabildim mi dediğimi? Evet. Onun için kendinde baktığın zaman şu kadar bir bacak görüyorsun. Eğer tenini görmeseydim o da bir tık daha kısa olsaydı gömleğinde evet. Bak. Bacak boyu otomatikman uzuyor kızım. Belki de böyle daha uzun olsun diye istiyor olabilir. Çünkü için hani yok aslında demin yaptığı yere çekebilir. Hayır şeyden dolayı şimdi öyle olduğu için hayır çok fazla bacak görürsün. Ondan mı? Evet. Yok başka sebeplerden. Ondan kaynaklı tabii bu. Ama biraz da demin çektin. Bir tık daha çektin. Giyebilirsin biraz daha çekik. Giydiğim ceketlerimde, blazerlerimde giyiyorum tabii. Giyebiliyorsun ya yani, giyebiliyor. O zaman ten olayı var. Teni hiç sen göstermeyeceksin. Sen bunu model olarak mı tercih ettin yoksa böyle daha rahat ederim biraz daha uzun olsun diye pantolonu daha kapasın diye mi tercih ettin? Bulamadım zaten daha kısasını. Bu da hani şu an şu kombin için altımda da deri tight değil de pantolon olduğu için lame pantolon. Çok da hani açıkta kalsın istemedim açıkçası. Gösterişli olsun istemedim. Normalde gösteriş severim ama şu deri olayında biraz sevmedim. Kendimi anladım. Geri çektim açıkçası. Ben seni açıkçası anladım. Hayatım ben de anlıyorum ama benim dediğim başka bir şey. O demin yok, ceket anladım. Anladın mı? Anladım. Biraz daha kısasın diyorsun. Giyebilir. Ceketten sarkmasın giyebilir, diyorsun tabii değil mi? Ceketten sarkmasın. Aha, bir tık. Anladım. Bir tık onu ve bulamamış. Ten de görünmeyince bacak boyu otomatikman uzun görünüyor. Şimdi hep söyledim ya şimdi senin pantolonun lame ya. Keşke ayakkabını düz olsaydı. Lame almasaydın. Ben her yerde lame görüyorum. Şimdi ayak tarafına bakıyorum. Lame ayakkabı, lame pantolon. Eşarp bulamamışsın galiba. Hep kafamda bu kıyafeti ton sür ton olsaydı, gri olsaydı ben dedim. Ama pembe katman, böyle bir degaje değil mi? Pembe gri degrade. Hoşuma gitti. Benim şalımın aynısı. O pembenin katılması orada degrade. Hiç düşünmezdim. Degrade mi? Degrade. Degajeme geldi. Pembe uyumludur pudra pembesi. Evet çok güzel. Hiç düşünmezdim aslında ama şimdi şöyle bir bakınca sana. Olabildiğince öne getirmeye çalıştım. Çok hoşuma gitti. Üstündeki peluşun güzel. Benim söyleyeceklerim bu. Ayakkabılarını kaça aldın kızım? Ayakkabılarımı 70 liraya aldım. Say pantolon. Pantolon 114 lira. Gömleğim 70 lira. Peluşum 145 lira. Şalım 35 lira. Şurada da küçük bir kolyem var ışıltı. Kaç para harcadın?
Çanta görünmüyor. Süper bir çanta var. O çanta beni benden aldı. İçine ne koyuyorsun onu Allah aşkına? Telefon da sığmaz ona. Bir şey derse telefonu duyuyorum. Merak ettim. Bu çantanın içine... taktığımda tuşlu bak. Telefon kullanırım. Aç bakayım. Kemal telefonunu geçsene. Bunun içine ne koyacaksın? Telefon bak. Sığmaz. Mesela bu sığmadı şu an. Bir tek... Bir ruj koyabilir, bir pudra. Benim konseptim şunu şeyde. Şöyle getir. Şurayı da kapatalım birazcık. Bak. Evet. Şimdi. Siyah görünmesi. Siyah görünüyor şu an burada. Konseptim benim baby shower. Arkadaşımın bebek partisiydi. Onun için küçük bir altınımı koyarım, hediyemi koyarım. Elime de telefonu alırım. Ona beşi bir yerde bile girer gidelim. Canım. O kadar da değil yani. Bayağı girer değil mi? diye düşündüm. Şimdi kızım bir şey üç daha... Üç altın da sağır. Bir şey daha ilave ediyorum. Bu kıyafete omuz üstüne de peluşunu takmışsın. Omuzdan askılı bir çanta olmaz, olmamalı. Elinde bir çanta olmalıydı. Siyaha bir şey demeyeceğim. Çok güzel görünmüş. Metallere karışırdım ama görmüyorum çantayı da zaten. Özellikle. Yani metal olmasa derdim. Mor zaten değil mi? Lacivert. Onu bile fark etmiyoruz. Koyu bir renk mühim değil. Olur. Hı-hı. Lacivert de olur. Okey. Griye lacivert zaten çok güzel gidiyor ama zincirli olmasaydı. Omzundan çıkar onu. Çantanı. Şöyle zincirinin ortasından tutarak eline al. Bakalım ne oldu, nasıl duracak. Ya da koyabilirim zinciri. Yok koyma. Koyma. Böyle zincirin ortasından tutarak bir eline al kızım. Şöyle mi? Bak şöyle. Orta boyda alayım. Bunu evet. Aynen öyle bak. Şu zincir çıkar ki çocuğum. Evet kapat. Şuradan. Şuradan itip şöyle bir tut bakalım nasıl göreceğiz orada. Oynayacak şanta. Ne diyorsun? Oyuncak çanta dedim. Oyuncak çanta dedim. Şimdi yani tamam oyuncak çanta ama yani çok bazı küçük. Kıyafetler içinde gayet de güzel gidiyor. Bu çantalar gidiyor. Boyutunda ne yapmışlar biliyorsun? O zincir geliyor. Bu çanta sadece burada duruyor. Çok şık. Şöyle nerede aksesu- duruyor? Burada. Şöyle hmm. Aksesuar şurada duruyor ve şöyle çapraz oluyor ama bu bence... Bu kıyafete de olmaz zaten. Bu gerçekten olacak bir çanta. Olmaz. Bu yani. Gerçekten oyuncak çanta yani. Oluyor. Evet. Yani mecbur istediğin yere git. İçine altını mı koyarım falan öyle bir dünya yok. Telefonunu koyacaksın, cüzdanını koyacaksın. Gerekli bir sürü işte atıyorum pudra koyman gerekiyor evet, kadın ben olarak. Ben sakla onu sen içeri. Mümkün değil o çanta. Aynen, o sadece sakla. Gece dışarı çıkacaksın küçük bir telefonun olacak. İçine koyacaksın paranı da sıkıştıracaksın tıkacaksın içine aynen. Alacaksın böyle bir şey. Evet. En beğendiğim şalın başörtü bölümünü çok beğendim açık söyleyeyim sana. Evet şimdi. Haydi Gülşah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzellik uzmanısın. Evet. Ne var yüzünde, ne işlemler var? Yüzümde... Burun estetiğim var, burun kaşın estetiğim var, kaş, dudak dolgun kirpik. Var, üst dudağında değil mi? Burada dolgularım var, ışık dolgum var. Yok, ışık dolgusuyla yok elmacık anladım. Yok. Ben daha bugün yaptırdığım için gülemiyorum. için. evet, güzel. Yani yüzünü güzel tanıyan bir kızsın. Fakat çok karışık duruyorsun. Şöyle baktığım zaman sana, peluşunla eşarbın ton sürton olabilir. Pembeyle griyi çok yakıştırıyorum. Üzerindeki gri peluşla eşarbının grisi aynı tonda devam edebilir. Ama altındaki pantolon golda yakın bir gümüş. Ve ayağındaki janjanlı ayakkabıların asla değil tek renk böyle nude ten rengi bir şey giymen lazımdı. Tabii ki gömleğin çok uzun. Buradaki kolyelerin çok fazla çünkü bunu buradan sarmışsın o öyle falan. Ve boylu bir kız olmadığın için seni Uğurkan abinin dediği gibi yani... Bedenin sanki diz kapaklarına kadar uzuyor. Şu kadarcık bacakların varmış gibi duruyor. Onun için lütfen bir dahaki kombinlerinde buna dikkat etmen lazım. Bunun bir en azından bir 10 santim kadar yukarıda olması gerekiyor. Ve bu peluşun boyu katiyen senin kullanmaman gereken bir boy. Ya şurada olması gerekiyor ya da yere kadar. Yani yer dediğim şuralarda bitmesi gerekiyor. Bu ara boy senin boyun asla değil. Karışık duruyorsun, kafan da karışmış gibi duruyorsun. İlk günün heyecanına veriyorum. Ama hani ilk gün diye bir moral puanı falan filan... Hani benim arkadaşlarım daha insani bir şekilde davranıyorlar. Bana da geliyor ama bende hiç öyle bir şey yok. Tabii ki notunu hatır sayılır ölçüde kıracağım. İnşallah. Ah dolgularım, vallahi yeni yaptım. Dolgularım çok konuşuyor. Bu dolguların üste doğru gidiyor yavaş yavaş. Evet, çeneye doğru ince. Program sonuna doğru. Evet. Nasılsın Neslihan, iyi misin daha? İyiyim evet. İyi ama hepsi kötü ya genelde. Vallahi kızlarımız nazara mı geldiniz siz? Nazara. Nazar değdi. Hoş geldin Eylül. Hoş bulduk. Programımıza. Teşekkür ederim.
lame pantolon, lame şıklığında o pantolonun altına nude veya yine nubuk gri bir ayakkabı dahi giyseydin o pantolon lame duracaktı. Gülşah'ın dediği doğru, golda çalıyor o birazcık. Söylenen her şeye katılıyorum. Bir, ilk günün hastalığın, adaptasyonun ona veriyorum. Ben de sıfırcı hocayımdır biliyorsundur izliyorsan. buraya gelme sebeplerinden bir tanesi de örnek teşkil etmekmiş, onu öğrendim. Evet. Güzel bir örnek olacaksın diye. Şimdi kıyafetine geldiğimizde ben sanki seni iki parçaya bölünmüş gibi değerlendireceğim. Gülşah tanesi söyledi, Uğurkan da söyledi. Sanki buradan üstü iyi gibi, bak boy da dahil, buradan aşağısı olmamış gibi geldi. Hele bu pantolonla bu ayakkabı tamamen beni çok rahatsız etti. Zaten arkadaşlarım yorumları yaptılar ama dediğim gibi buradan üstü iyi, buradan altı. Hani altı kaval üstü şişhane demek istemiyorum ama diyeceğim neredeyse yani. Oraya dedim doğru gidiyor. Dedim demiş bulundu. Dedim mi? Oraya doğru gidiyor yani. Dedikleriniz benim için çok değerli. Yoksa yukarıdan zaten iyi başlamış yani. Onu bir kombinleseydin müthiş olacaktı. İlk günün ama şeyi olmaz. Ben konuşuyorum. Biraz babalık yapmış gibi oluyorum sana ilk günün heyecanı. 2,5'tan 3 veriyorum. Normal 2'ydi benim için, açık söyleyeyim. Bugünün hatırına 3. Teşekkür ederim. 2. Teşekkür ederim. Ben hatırına matırına değil. Onlar sıkıntı grup. Ahengini, renk ahengini sevdim. 3. Teşekkür ederim. Ben de genel uyumunu sevdim. Bir de ilk günün hatırına 2,5'tu 3'e çıktı. Hoş geldin Emel'cim. Hoş buldum. Nasılsın? Harikayım. Ne diyorlar bunu? Üzerindekine ne diyorlar? Parka. Üzerindekine... Biliyoruz onun öyle olduğunu. Sen biliyor musun bunun ne olduğunu? Ne? Parkaymış. Sen de renk verme bari biliyordun deseydin. Hayır zaten bilmediğini biliyorum. Renk verdin. Tamam yani. Şimdi o başındakini, kapşonunu bir çıkart. Tamam. Bir de on bakalım sırt çantanı görelim. Evet çantan çok havalıymış. Kaç paraya aldın onu? Bir dakika fiyatlara gelmeden önce onu bir daha bir dönsene. Bir de on bakayım. İçini bir de dolduraymış. Wow, çantan kopuyor. İçini doldurdum, sinemaya gidiyorum. Mısır var, kola var. Dışarıdan yiyecek içecek sokmayınız lütfen. Evet. Şimdi evet belli ki bir kış ayındasın yani Ocak, Şubat, Aralık bir yerdesin. Kesinlikle, evet. Bir yerdesin. Büyük ihtimalle bir AVM'desin falan. Evet. Yani kar, kış, kıyamette o botlarla çok yürüyebileceğini düşünmüyorum. Paçaların çamur içinde kalırdı. Belli ki bir AVM'nin otoparkından inmişsin. Aynen. Yukarı çıkıyorsun. Kız arkadaşıma yemek yiyeceğim, sonra sinemaya gideceğim. Onunla ilgilenmiyorum şu anda. Belli ki yürüyen merdivenlerden çıkarken sana bir sıcak bastı ve üstündeki parkayı çıkartıyorsun. Hı hı, çıkartıyorum. Çıkartıyorsun. Bir çıkart bakalım. Hemen çıkartıyorum. Çantayla direkt çıktı. Çantanı al omzuna. Otomatik. Hmm. Ah Emel, ah çok sıradansın. Sıradan. Evet, sıradansın. Hı hı. Öncelikle bir fiyatlarını söyle, ondan sonra devam edeceğim. Ayakkabılarım 150 TL. Pantolonum 300 TL. Bluzum, 300, 300 evet. Lira mı verdin ona? Yok, vermedim. Pantolonum 300 TL. Üzerimdeki bluz 290 TL. Parkam 720 TL. Hediye bunlar sponsorumdan. Hepsi bakın. Hediye. Evet. Çanta, ne harcadın peki sen? Çantam 150 TL idi, 50 TL. Takım da 25 TL idi. 20, ne kadar paran 20 kaldı? TL'ye. Eldivenimi yetiştiremedim, 480 lira kaldı. Yetiştiremedin. Bütün para sana kalmış, sen iyi sponsorlarla yürütüyorsun. Şimdi Emel'cim, seni hiç şık bulmadım. Ben kış şıklığı bekliyordum. Şık değilsin. Kolyen, botların, çantan, pantolonun ve üzerindeki parkanla hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Nereye gidiyordun? Büyük bir AVM'de kız arkadaşımla yemek yiyeceğim, sonra sinemaya gireceğim. Ha. Gitme. Tamam, gitmeyeyim. Bravo. Tepeden tırnağa zerre kadar güzel bir şey yok üstünde. Bir, korkunç bir jean. Eldiven kaşkol yok. Yani peluş mu olunca? Hiç beni ilgilendirmez. Tamam. Peluşla da eldiven ve... Hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Yok burası yakası kabarıktı. Yok burasında detay vardı. Yok kaşkol takamadım. Yok eldiven bulamadım. İlgilenmiyorum. Hiç. Hiç. Yani o kaşkol eldiven şartı olmasa bile puanım belli buna benim. Hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Ya ben o kadar olumsuz bakmıyorum. Günlük, casual bir tarzın var.
İşte alışveriş merkezine de sinema casual. İşte casual o, ya. O simlerle o taşlarla casual mı Allah aşkına? Onlar ama casual ve böyle ne diyorlar başka türlü basic falan bir kılıkta değil ama yani. Bu bayağı cayır cayır ışıltı pırıltı var bana. Yani gider alışveriş merkezine sinemaya ya. Hayatım casual değil o zaman casual deme. Yani parçaların yani. Hiçbiriyle birbirinin alakası yok. Kolyesi, pantolonu bilmem ne yok yani. Sinemaya gider yani. Öyle. O kadar yani da kimler... ışıl ışıl da değil taş değil neticede. Yani. O kadar da değil. Çantalar çok iyi ama. Çanta çok pardon. Yok, bu çantayla bu botum ne alakası var? Gidiyorum oraya. Daha ne gelmedim. Alakası var? Daha çantaya gelmedim. Yani onun için... Ay çizmelerini hani, bir yan döner misin? Evet bu casual doğru söylüyorsun. Daha gelmedim. Şu topuklara bak. Al, o paçadaki şimdi, simlere bak. Bu şimdi, casual değil yani. Şimdi yani baktığında alışveriş merkezine benzetmeye çalıştı göster, herhalde. Sinemaya gider. Kaldır. Bravo. Bayağı casual. Hadi gider. Artık böyle bu tip... parlaklıklarla matlıklar karışık olduğu için yani daha salaş şeyler casual'dır. Spor, salaş, evet. Böyle dikkat çekmeyen. Yani hatta silik bile denilebilir böyle. Ya bana çok dikkat çekiyor gibi gelmedi. Size çok dikkat çekiyor gibi geldi. Bana pek zaten gözlerin dikkat çekmedi. Gözlerin mi bozuk Banu? Bozulmuş olabilir doğru, burada. Doğru olabilir çünkü buna casual diyorsan ben... Ama yani çok da böyle dikkatle çeken aman da bir şey yok yani ya. Banu yapma böyle değil. Sinemaya gidilir mi? Niye gidilmesin ya? Banu gidilmez gidilir. Bu pantolonla böyle gidilmez. Gidilir. Bu çünkü bence bir gidilir. Gece çıklığında eğer bir jean stiletto pantolon giyeceksen altına bravo stilettoyu çekersin. Gece çıklığı değil ki ondan sonra üzerine böyle bir ceket öyle atarsın. Kısa bir büstiyer, bir şey, bir atlet, bir zincirler, bir şeyler. Öyle gidersin parkayla bu bluzla o çantayla spora giyecek bir pantolon, yani. Bir pantolon değil. Aynen spora bir şimdi pantolon. Şimdi ben zaten o çantayı almam. Kabanı da almam o kabanı. Yani almam ama... Baktığım zaman bluzuna, pantolonuna, botuna... Pantolonu alır mısın? Ya ben giymem. Alır mısın Allah aşkına? Ben şimdi almam onu, ama onu, şimdi ben onu zaten onu pırıltılı almam, ışıltı şimdi sevmediğim onu, için. Onu da almazsın ama onu onlarla hiç savunmuyorsun ama onu almayacağın halde savunuyorsun. Sen yani. Almayacağın şeyi savunmazsın. Ya evet de. Almayacağın öyle, şeyi savunmazsın. Evet onu ama... Alır, onu sana giydirebilen biri varsa gelsin karşıma çıksın. Bir şey söyleyeceğim. Bu parkın hakkı ben ne biliyor musun? Ben tükürdüğümü yalarım. Bak bu parkın hakkı ne? Hem fikir miyiz değil miyiz? Uğurkan abi ve Banu size de söylüyorum. Bu parkanın hakkı aynı tonlarında bir dar ve dar paça bir eşofman giyersin. Böyle biraz bileği yüksek bir spor ayakkabı giyersin. Üzerine bir sweatshirt giyersin. Üzerine parkanı atarsın, sırt çantanı da atarsın. Sinemaya da gidersin, brunch'a da gidersin. Kahvaltıya alışveriş. Da alışverişe de gidersin. Ama bu parkayı giyiyorsan o jean pantolonu öyle simleriyle taşlarıyla giyemezsin. Altına o krokodil butileri giyemezsin. Hele onu giyiyorsan üzerine o çantayı atamazsın. Okul çantası o. Bu tek yerden mi alışveriş yapmaya başlıyorsun sen gitgide? Sponsor mevzusundan mütevellit. Çünkü bir kısır döngü içerisindesin de sırf para harcamayacaksın yok, diye buradan elenirsin haberin olsun. Hayır, aynı yerde gidiyorsun. Çok bir doğru şey bir şey söylüyor. Sponsorlarla yürüyorsun. Evet. Ve gittiğin yerde bulamadığın halde sırf sponsordan ücretsiz almak için böyle şeyler giyinip geliyorsun. Kesinlikle. Geldiğin gibi de aynen bu şekilde ışıl ışıl pırıl pırıl kapıdan çıkar bay bay der gidersin. Zaten öyle olduğunu söylemişti yukarıda da. Söylemiş miydi bilmiyorum ben. Şimdi ben tamamlayayım. Ne söylemiştim? Tamamla artık da ben de iki kelime konuşayım. Ne söylemiştim anlamadım. İşte sponsordan hepsini toparlayayım diye bu parçaları ayarladım falan. Ya bırak demiştim. Allah aşkına. Tamamlayayım. Evet. Ben o kadar katı bakmıyorum hala. Çantayı zaten görmek istemiyorum. Montta biraz daha farklı bir şey tercih ederdim o kesin. Ama hiç de öyle çok felaket falan da değilsin yani. Teşekkür ederim. Dün kime bir şey soracağım. Dün hanginize Banu korkunç felaket feciisin demişti? Bana. Dünkü onunki halinden daha iyi. Hayır canım her yeri kamufle. Gayet güzel usturuplu duruyor. Hı-hı. Hiçbir yeri çıkmamış. Hiçbir oradaki onun dün giydiği pantolonla gömlekle aynı mı Emel'inki şimdi? Daha iyi diyorum. Aynı değil. Onunki daha iyiydi. Daha kötüydü yani. İşte bana göre iyiydi. Hayır olur mu öyle şey ya? Öyle. Her şey ortadaydı. Saçma sapan yaşının yani 20 ama hayır bir dakika ya. Banu. Her şey ortadaydı. Kendine yakıştıramamış olabilirdi. Üzere. Biz bir dahaki seans görüşürüz. Allah'a ısmarladık kıyamam çocuklar. Çok sıkıldım. Hayır iki kelime söyleyeceğim. Gel aşkım gel benim hayır, bir tanem iki gel. İki kelime söyleyeceğim. Sustuk tamam. Bitti laf sustuk. Bitti. Sustuk devam, hayatım. Devam sustuk. Hayatım. İki kelime söyleyeyim. Yaren abicim yaren dünkü kombinini kendi size'ına göre yakıştıramamıştı. Ama dün yaren uyumluydu. Fakat üzerine olmadı. Benim için paçaları kısaydı, ayakkabısı kırmızıydı, çantası alakasızdı. Yine de bir ahenk ama vardı. Ama yine de bir bütünlük vardı. Şimdi sen
altı kaval, üstü şişhane, üstü kağıthane falan geçmiş olsun, yürüdün gidiyorsun. Alakan yok. Sen şu anda kötüsün. Detayların ayrı ayrı iyi olabilir. Sen şu anda alakasızsın. Hiçbir şey bilmeyen, son derece rüküş bir kadın olarak geldin. O benim kadar, bu kadar da değil. Benim bu kadar tepkim, bu kız bunu yapamaz. Rüküş çünkü falan değil. Çünkü biz Emel'i... Senin sen kaç kere bir kere birinci oldun değil mi? Konuşmaya başlıyorum bir kere birinci oldu abi değil mi? Bir kere birinci oldu. Hı-hı. Haftanın birincisi oluyor. Çok iyi kombinlerle geliyor. Ve şu anda da karşımıza sanki programa yeni katılan bir yarışmacı gibi geliyor. Ben buna takılıyorum. Yaren kötüydü, kabul etmiyorum. Dün Yaren iyiydi. Ama pantolonu kendine yakıştıramadı. Bluz onun tarzı değildi. Belki sen giysen olurdu. Belki Ferda Nur giyse olurdu. Ama Yaren'e olmadı. Uyumlu muydu? Evet uyumluydu. Ayakkabıyı, çantayı görmüyorum. Ama sen şu an baştan aşağı kötüsün. Olmaz. Şimdi kız şıklığı dediğinde eğer insanlar şık bir şeyler arıyorlarsa bu başka bir şey. Ama sen dedin ki sinemaya gidiyorum. Evet. Sinemaya gidilir böyle. Allah aşkına bir içeri girip bunları giyinip dışarı çıkar mısın Banu? Lütfen. Allah Allah her gördüğümüzü giyiyor muyuz? Hayır giymiyorsun da yani bu Allah kadar Allah. Bu kadar giyiyoruz. Sırf sadece yeşilleri birbirine bağlamış. Burada yeşil, burada yeşil, Kemal, burada bu yeşil. Kemal çok doğru bir şey söylüyorsun. Bravo. Bir dakika. Sen alkışlayalım ne diyorsun şu anda? Sen bunu giyer çıkar mıydın diyorsun Banu'ya. Ben giyemeyeceğim hiçbir elbiseyi kimseye dikmem biliyor musun? Aynaya bakarım. İyi miyim? İyiyim. Bunu ben giyer miyim? Giyerim. Sahneye Demet Akalın'a yapar mıyım? Deniz Seki'ye yapar mıyım? Aşkına yapar mıyım? Yapar mıyım? Yaparım. O zaman ben de giyebilirim, onlar da giyebilir. Bu benim zevkim. Şimdi Banu, eğer ben seni beğendim deyip ben bunu giymem diyorsa o zaman ben orada bir şey ararım. Giymem falan demedim. Peki giyebilir misin böyle büyük bir şey? Büyük beden Emel ve gayet de yakıştırmış kendisine. Ya bu kadar acımasız değilim. Sen büyük bedenken böyle bir ben şey, böyle bir kombin giyer misin, giymez misin? Niye ne var ya? O kadar da değil Yaşar ya. O kadar da değil ya. Ya giyer misin, giymez misin? Soru soruyorum. Giyerim, niye giymeyeyim? Rüküşsem rüküşüm. Tamam, ben daha başka bir şey söylemiyorum. Allah Allah, bunun için rüküşse rüküş. Rüküşsün o buyur zaman abi. Sende. Şimdi kızım, her şeyi söylediler. Banu bizi anlamıyor. Bu sırada önemli olan ne biliyor musun? Boğulmuşsun renklerde, boğulmuşsun. Yok bu ne böyle boğuk? Yani korkunç, sanki sis var, hava kapalı, sen de kapalı. Ya kadın sinemaya gidiyor ya. Ya sinemaya gidiyorsa bir insan buraya en güzel kıyafetleriyle gelen, burası bir moda yarışması zaten. Banu lütfen yıldızlı beş ver. Hatta Emel'le beraber sinemaya gitsen. Ona ne vereceğime ben karar veririm. Ha, yok, ona göre Banu'nun ayağı delirdi çünkü şu anda. Bayağı, vallahi hepimize sağdan olacak. Fışkırıyormuş gibi Emel'in üstünden bir yorumlar yaptın. Beş vermezsen ben hayal kırıklığına uğrarım. Canım ne isterse onu veririm. Tabii Emel ki öyle. Guston yerde, dün demiştin sen. Ben bana tüm gün söyledim. Emel, Guston'u dışarıda unutmuşsun hatta, yerde bile değil. Üstüne de kar yağmış. Yemeği yediniz iyiydi. Bunlar bir arkada yiyecekler. Aa, dün niye sarıldık, öpüktük seninle bilmem ne yaparken sıkıntı yoktu da şimdi böyle deyince mi sıkıntı oldu? Yok, espri yaptım Kemal Bey gerçekten. Pardon. Pardon, bence de pardon. Pardon. Pantolonun çok güzel ama bu parkayla, bu üstündekiyle giyemezsin. Başka bir şekilde kombin etmelisin. Hele o altını hiç takamazsın. Bu çantayı kullandığın sürece ve bu parkayı veya ne diyorsak onu giydiğin sürece. Anladın mı? Bütün dava burada. Bir de sana sıradan dediler ya, dön yana saçlarını da ne kadar sıradan yapmışsın. Şu hale bak, senin tarzın mı bu saçlar? Şuradan değil, ya buradan toplayaydın ya açık bırakaydın. Niye açık bırakaydın diyorum, buraya geldiğin zaman kapşonunla geliyorsun. O açık saçlar buradan girecekti diye düşünüyorum. Niye yok artık? Ay yok sana yok, demedi. Yok sana demedi. Ha. Oraya dedim. Ha. Ben hala laf anlatmaya çalışıyorum da kendisi. Peki ben Uğurkan abiye bir şey sormak istiyorum. Sor. Uğurkan abi. Evet. Şimdi burada Banu yok. Tamam. İkimiz aramızda konuşuyoruz. Tamam peki konuşuyoruz evet. Şimdi biz Banu'nun ayağını burada... Ama Banu burada ve ikiniz aranızda konuşmuyorsunuz. Biz aramızda konuşuyoruz. Hayır konuşamazsın sen. Topluluk şimdi, içerisinde aranızda konuşamazsınız. Şimdi farz et ki aramızda konuşuyoruz. Farz edemem çünkü topluluk içindeyiz. Şimdi sen niye böyle fevri olursun Farz anlamadım. Edemem çünkü. Farz et ki biz baş başa konuşuyoruz gel sen değil. Gel böyle. Farz gel. Edemez çünkü toplum içindeyiz şimdi şu anda. Şimdi niye sinirleniyorsun? Ben şu böyle anda gel. Başka bir şey söylüyorum. Niye gel. O mu otursun buraya? Gel onlar aa, kendi daha kulaktan kulağa bir şey otur. Konuşacaklar belki. Gel. Kulaktan kulağa değil herhalde. Kulaktan kulağa demiyorum. Tamam neyse açık açık da konuşun. Geç bu tarafa. Şu anda bir ironi yapıyorum. Halbuki ne söyleyeceğimi dinlemeden kitabı sonundan okuyan jüri arkadaşım öyleyim, Banu evet, Oyan. Evet, halbuki öyleyim. Ben ne diyecektim ki? Uğurkan abi programın başından beri bu kadar şık giyinen Banu Oyan bunu sence nasıl beğenmiş olabilir? Diyecektim şimdi bak, ki o da görüşü bir beğenebilir. Anda, beğenebilir işte, görüşü. Sabırsızlık hayattaki en kötü şey arkadaşlar.
En kötü şey. Yapacak bir şey yok. Evet. Sabırsızlık. Hoş bulduk. Ateş bastı. Ay herkes yerine geçsin. Geç Ledin karşısına. Ledin'den uzaklaşma. Bak gene de dostum kıyamadı işte. Kıyamadı yine. Kıyamadı. Dost. Evet dost. Böyle dost. Evet ben de aranızda tost oldum. Toplayayım bari yani. Evet puanları verelim. Bitti herkes verelim. Konuştu. Ben şuraya ikimi çakayım. Kalem isteyene vereyim. Banlayan 5 yazacak. Hatta Yıldızlı yazacak sana herhalde. Sana ne ya? Ne yazarsam yazarım. Sana mı soracağım? Ay ne kadar yanlış konuşmalar bunlar. 3. Banucum hiç yakışıyor mu? Eksik olan şeylerini biliyorsun zaten. Hayatım 2. Çünkü kombinlerin hatalı bana göre. Teşekkür ederim. Helalinden bir veriyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.